En büyük sorunlardan biri çocuklarımızın beslenme sorunu. Bu ekonomik kriz içerisinde veliler öğün atlarken artık sofralarında beslenme çantalarını nasıl dolduracaklar? İşte çok büyük bir soru işareti. 7500 lira en düşük emekli aylığı, 11500 lira asgari ücret vesaire vesaire. Ne kadar çok olumsuzluk var değil mi? Ve bütün geçim sıkıntısının yanında elbette evladını da beslemek istiyor. Evladını da iyi yedirmek, iyi içirmek, sağlıklı beslemek istiyor ebeveyn. Öyle Fahrettin Koca besin değeri yüksek yiyeceklerden bahsediyor. Bir bakıyoruz Milli Eğitim Bakanlığı ya da bir bakıyoruz Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi işte gıdaların nasıl olması gerektiğinden söz ediyor. İş o kadar kolay değil. İş o kadar kolay değil. Kolay olsaydı ücretsiz gıda temin edilirdi çocuklarımıza okullarda. Kantinler ateş pahası, beslenme çantası doldurmak hayal. Ne kadar ediyormuş? Aylık en az 770 liraya doluyor bir beslenme çantası. Okul zaten zor bir süreç. Masraflarla birlikte daha da zor. Çocuk okutturmak çok zor. 3 tane okuyor. Ve nasıl olacak bilmiyorum. Milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı. Veliler için de mesai başladı. Okullar açılmadan önce kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetine kadar bin bir dertle uğraşan veliler şimdi kara kara çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını düşünüyor. Ay, yiyeceklere hiç girmeyelim. Oralar çok ayrı bir mevzu. Böyle deşip geçiyor. 4 tane çocuğum var. 3 tanesi okuyor, bir tanesi okumuyor. İkizlerimize, eşim de şu anda çalışmıyor zaten. Sigortamız falan da gözükmüyor. Hayat şartları gerçekten çok zor. Yetiştiremiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı dertli başladı. Açlık sınırının altında aldıkları maaşlarla çocuklarını okutmaya çalışan veliler için en basit beslenme çantasının aylık maliyeti 770 lira oldu. Çok pahalı gerçekten. Hiçbir şey alınmıyor. Bugün gelirlerimiz 10 bin lirada. Kalkmışız günlük sadece bir öğrenciye 150 lira okul masrafı yapıyoruz. Günlük ikisinin de 50'yi de geçiyor. Ay 51'inin 51'inin geçiyor. Tarihin en yüksek yaz ayı enflasyonlarına şahit olan Türkiye'de çocukların okullarda yeterli ve dengeli beslenme ihtiyacı karşılanamıyor. Bugün sadece bir tane süt almak zorundayız, bir tane su almak zorundayız. Sadece 11,5 biraz önce onlar ikisine verdim. Bir börek alsan 12-13 lirada o. Ya da evde de hazırlasan bu sana 50-60 liraya minimum mal oluyor. Beslenmenin içine yeri geliyor sandviç koyuyoruz, kızartma yapıyoruz. Ama okuldan alamıyorlar, çoğu okuldan istiyorlar. Bazen pahalı olduğundan alınamıyor. Bizim daha ilk günümüz bakkal defteri gibi defter tutmaya başladık. İlk günümüz, şu anda yazdırıyoruz insanlara. Yani böyle giderse biz de kapatacağız. Daha okulun ilk günü olmasına karşın veresiye yazdırmaları başladı bile. Okulun daha ilk gününde veresiye defteri kabardı bile. Bir beslenme çantasına kaç para günlük harcıyorsunuzdur minimum? Yani bir 40-50 lira gidiyordur bence. Yani bir tanesine. Okul kıyafet masrafları da velilerin bütçesini bir hayli zorluyor. Bugün bir kıyafet düzenlemişler çocuklara. İnanın liseye 2000 lira verdim okul kıyafetine ve çok zorlanıyorum. Çocuğumun küçüğüne de 1500 lira verdim. 1000 TL'ye aldım formayı. Şimdi iki öğrencim var. Durumu olan alıyor. Durumu olmayan ne giydirecek? İdare bunu kabul etmiyor sivile. Esnafsa satamamaktan şikayetçi. Bir meyve suyu olmuş 10 lira. O da yani şu anda basit şeyler söylüyoruz. Düşün, iki tane şey 20 lira. Beslenme çantaları dolabiliyor mu? Maalesef dolmuyor. Yani kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Bu şartlar, bu koşullarda kesinlikle dolmuyor ve insanlar çok kötü. Çok kötü, gerçekten kötü yani. Yöneylem araştırma dikkat çeken bir eğitim araştırması yaptı. Şimdi onun ayrıntılarını getireceğiz ekrana sevgili seyirciler.